Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Geçtiğimiz günlerde Amerikan hükümetine bağlı olarak çalışan ve savunma teknolojileri konusunda çok ileri gelişmiş sistemler tasarlayan DARPA'da önemli bir test yapıldı. Yapay zeka ile tecrübeli bir F-16 pilotu aynı ortamda bir simülatörde dogfight yani it dalaşı yaptılar. Kazanan kim oldu? Bu yapay zeka nereye gidecek? Bu videomuzda yapay zekanın havacılığa olan etkilerini beraber inceleyeceğiz. Zaman zaman YouTube'da bu tür videolarla karşılaşırsanız, örneğin özel kuvvetlerin yükünü taşıyan bir robot, aynı böyle bir yapay bir eşek şeklinde yapılmış, üzerinde teçhizatları var ve tırmanıyorlar, beraber gidiyorlar. Yapay zekaya sahip ve sürekli katıldığı eğitimlerde, katıldığı operasyonlarda edindiği tecrübeleri ders olarak alıyor ve buna göre hareket etmeye başlayan yapay bir zeka. Hatta zaman zaman bu tür yapay zekaya sahip robotları da tekmeleyenleri, düşürenleri gibi böyle komik videoları görüyorsunuz. Bunlara gülüp geçiyoruz ama işte bu sistemleri Amerika'da DARPA olarak adlandırılan Savunma İleri Araştırma Ajansı yepyeni teknolojilerle yavaş yavaş bunları geliştiriyor ve önümüzdeki günlerde de bunlar orduların olsun, sivil hayatın olsun onların hayatlarına girmeye başlıyor. İşte bunlardan biri de artık savaş uçaklarını kullanabilecek bir yapay zeka. Bu yapay zeka ile ilgili çok ilginç bir test yapıldı ve bu testin sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Yapay zekanın geliştirildiği, yapay zekanın içine yüklendiği, havada dogfight tekniklerinin olduğu bir ders, tecrübe bilgileri yapay zekaya yüklendi. Ve bu yapay zeka simülatörde F-16'yı uçurmaya başladı. Bu F-16 normal hava görevleri için planlanmış. Ona göre mühimmatlı havada füzeleri vardı. Uzun süresi havada kalabilmesi için 2 adet yakıt tankına sahipti. Ve buna göre de havada yapabileceği G limitleri de sınırlanmıştı. Karşısında ise çok tecrübeli bir F-16 pilotu vardı. Bu konuda öğretmenlik yapmış. F-16 ile 2000 saat uçmuş. Gerçekten hem genç, yani çekilecek G manevralarına dayanıklı, hem de çok tecrübeli bir öğretmen pilot. Beraber havada dogfight yapmaya başladılar. Bir tarafta yapay zeka, bir tarafta tecrübeli F-16 pilotu. İkisinin de uçaklarının özellikleri aynı. Hava mühimmatlarına sahip iki yakıt tankı var. Makinalı toplarındaki mermiler yüklenmiş. Ve hatta simülatöre de bir program eklendi. Bu program makinalı topun etkin olduğu menzile çok iyi planlamış ve birbirlerine vuruş yüzdelerine detaylı ve hassas olarak da sonuçlara etkileyecekti. Dogfight başladı. Yapay zeka hemen 1-0 öne geçti. Sonra 2-0 oldu. Pilot tüm zorlamalarına rağmen, simülatörde uçmasına rağmen yapay zekayı bir türlü alt edemedi. Ve dogfight'ın sonucu 5-0 bitti. Yapay zeka 5 kez pilotu düşürmüş ve gerçek bir öğretmen pilot da herhangi bir hava zaferi elde edememişti. İşte gelecekte yapay zeka uçuracak uçakları. Bir gün bir bakacağız, işte bu F-16'ları yapay zeka uçuracak. F-35'leri yapay zeka uçuracak. Belki bir gün TUSAŞ tarafından tasarlanan milli muharip uçağı da yapay zeka oluşturacak. Uçuracak, görevlere gidecek ve pilotlara gerek kalmayacak. Peki yapay zeka bu kadar başarılı olabilir mi? Tabii bu yapay zekanın arkasında bunları doldurabilecek bilginin elinizde olması lazım. Bu bilgiyi, tecrübeyi bir şekilde yapay zekaya aktarmanız gerekiyor. Aktardıktan sonra da onun uçağı uçuracak sistemlere sahip olması, o sistemlere müdahale etkisinin sahip olması gerekiyor. Ve yapay zeka her görev yaptığı uçuşta elde ettiği tecrübeleri de kendi hafızasına alarak ve bunlardan ders alarak kendini geliştirerek devam ettirecek. Peki yapay zeka nerede kullanılabilir? Burada yapay zeka derken şöyle bir parantez açalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun yıllardır F-100'lerden başladı, bu F-106'lar oldu, sonra F-4'ler oldu ve şu an F-16'lar. Hizmetten çıkmaya başlayan savaş uçakları, uçabilir durumda olanlar alınıyor ve bir hedef uçak haline getiriyor. Hedef uçak olduğu için de Q harfi kullanılıyor ve örneğin QF-16 olarak adlandırılıyor. Bu uçak yerden kontrollü olarak uçuruluyor ve havada gerçek uçakları uçurtan pilotlarla dogfight'a giriyorlar. Ve gerçek uçakları kullanan pilotlar
canlı atış gerçekleştiriyor. Örneğin AIM-120 AMRAAM füzesi atıyor, AIM-9 Sidewinder atıyor veya yeni geliştiren mühimmatları deniyorlar. Bu uçuşlarda genellikle deniz üzerinde, okyanus üzerinde, Amerika Birleşik Devletleri için tabii ki, okyanus üzerinde karadan epey uzakta oluyor ki kontrol dışı herhangi bir şey olursa veya uçağı vurdu, gitti uçtu, belirli bir süre uçtu, okyanusa düşsün, herhangi bir yere zarar vermesin diye. Şimdi buradan elde edilecek sonuçlar da yapay zekanın içine girmeye başlıyor. Yani yarın öbür gün örneğin çok riskli bir görev var. Örneğin şöyle bir örnek verelim. Bir ülkenin çok kuvvetli bir hava savunma sistemi var. Bu hava savunmayı yok etmek istiyorsunuz. Nasıl olacak? İşte seyir füzeleri, uzaktan yönetilen silahlarla buralara yönlendirilecek. Ama sizin belki de öyle bir mühimmata ihtiyaç olacak ki gerçek uçakla atmanız gerekecek bunları. Örneğin F-16'da radarları vuracak bir füze taşıyorsunuz. O var sadece F-16'da. Ama pilot bir risk. O an işte o uçakları yapay zeka kullanmaya başlayacak. Yapay zekanın o uçakları kullanmasıyla birlikte yapacağı atışlarla o sistemler devre dışı bırakacak. Ha arada Dream Team bırakamadı. Vurduğu zaman da sadece uçak kaybınız olacak. Pilot kaybınız olmayacak. Çünkü bir savaşta insan kaybı gerçekten hani uçak kaybı olabilir, tank kaybı olabilir ama insan kaybı gerçekten çok ön plana çıkacak. Bu açıdan yapay zekanın ilk kullanılacağı görevlerde bunlar olacak. Şimdi askeri alanda böyle çok enteresan DARPA'nın yaptığı sonucu da 5-0 hani futbol maçı olsa eze eze yendi falan deriz sonucunda. 5-0'lık bir olay olmasının arkasından. Benzer günlerde de sivil havacılıkta çok enteresan bir gelişme yaşandı. San Francisco merkezli X-Wing şirketi, şimdi X-Wing deyince de aklıma Star Wars'taki o gemiler geliyor. X-Wing şirketi çok önemli bir test yaptı. Yaklaşık 4 yıldır bu şirket otonom uçuşlar için çalışıyor. Yani pilotsuz uçaklar için çalışıyor ve geliştirdiği teknolojileri de kargo uçaklarına ilk etapta deneyecek. Amerika'da paket kargo, Amerika büyük bir ülke ve paket kargo çok önemli. Bu paket kargonun iyi dağıtılması için mesela FedEx gibi, DHL gibi şirketler çok ufak uçaklar kullanıyorlar. Örneğin FedEx'in elinde yüzlerce Cessna'nın karavan tipi tek motorlu, turboprop motorlu uçakları var. Bu uçaklar büyük kargo uçaklarının belirli merkezlere getirdiği kargoları farklı noktalara taşımaya başlıyor ve buradan dağılımı gerçekleştiriyor. Şimdi bu uçaklara önümüzdeki aylarda pilotsuz, otonom uçurulması için X-Wing çok uzun süredir testler yapıyor. Ve bu konuyla da ilgili Amerikan Havacılık Otoritesi FAA'den de Part 145 olarak adlandırılan operasyon yetkisi almış durumda. Şu an testleri devam ediyor. Muhtemel sertifikasyon süreçleri içinde FAA ile bir ortak çalışma yapacak ve bir bakacaksınız belirli bir süre sonra bu uçaklar insansız olarak uçup kargo taşıyacak ve yaptıkları operasyon da gerçek normal bildiğimiz Cessna karavan uçağında olacak. Bunlar gerçekten çok önemli gelişmeler. Şirket yaptığı açıklamada yaklaşık 800 kilometre menzilde uçağı kontrol edebildiklerini ifade etmiş. Bu 800 kilometre de çok ciddi bir mesafe. Yani İstanbul'dan nereden baksanız Antalya'dan da daha uzun bir mesafe. Bu menzil içerisinde bu kargo uçaklarının uçuşlarını gerçekleştirebileceği ve otonom olarak bunların kontrol edebileceğini ifade ediyor. Gerçekten inanılmaz bir gelişme. Bize zaman zaman izleyicilerimiz soruyor işte pilotsuz uçakları ne zaman göreceğiz, ne yapacağız? Ben de onlara cevap veriyorum. İşte yolcu uçakları için biraz konu bekler çünkü olayın psikolojik bölümü çok önemli. Yani yolcunun kokpitte birini görmediği zaman ki yaşayacağı panik çok büyük. Önce kargo uçakları diyordum ve bunun daha süresi var derken işte Amerika'da Cessna karavanlarla bu iş başlıyor. Kuşkusuz bu sistem daha oturduktan sonra biraz daha büyük uçaklara geçecek. Büyük kargo uçakları da bir süreden sonra pilotsuz uçurulmaya başlanacak. Veya en azından iki kişilik uçuş ekibi varsa bir pilot olacak. O pilot da gözlemci olarak kokpitte görev yapacak ama ana kontrol, ana sistem yerden veya belki de yapay zeka ile gerçekleştirilecek. Bu gerçekten pilotsuz uçaklara doğru giden çok önemli bir yol adımı ve X-Wing de gerçekten çok önemli bir teknoloji burada hayata geçiriyor. Yapay zeka derken askeriyle başladık, sivil havacılığı anlattık, bir tekrar askeriye dönelim. Yapay zekanın için özel uçaklar tasarlanıyor. Boeing bununla ilgili bir çalışma yaptı ve bu uçaklar aynı zamanda yem görevi olacak. Örneğin bir yere hava operasyonu yapılırken bir F-16, bir F-35 giderken yanlarında da bu uçaklardan olacak ve bu uçakları yapay zekalar kullanacak. Bunlar insansız hava araçları, doğrudan bu şekilde tasarlanmış. Hava savunma sistemlerine kendini gösterip yem olarak öne atılacak. Hava savunma sistemleri o uçağı takip ederken asıl görevli uçaklar
operasyonlarını gerçekleştirecek ve yönetim de bu uçaklardan yapılacak. Bunlar da gerçekten çok yakın zamanda, umarım çıkmaz ama, yapılacak hava operasyonlarında hava kuvvetlerinin gücü olarak görebileceğiniz çok önemli teknolojiler olacak. Videoyu kapatmadan önce gelelim olayın Türkiye tarafına. Malum Akıncı insansız hava aracı, hatta taarruzlu insansız hava aracı, TİHA deniyor buna, testlerde. Akıncı için yapay zeka gündemde. Bunlarla ilgili çalışmaları Baykar'ın teknik müdürü Selçuk Bayraktar yaptıklarını açıklamıştı. Yapay zekanın da kullanılmasıyla birlikte Akıncı görevlerinde çok daha farklı bir yere doğru yoluna devam edecek. Örneğin diyelim ki Diyarbakır'dan kalkıyor Akıncı. O dönemin hava sıcaklığını, nemini, kaç metrede kestiği gibi bilgiler yer alacak ve bir daha oralardan görev yapıldığı zaman buna göre bir kalkış özelliği, buna göre bir operasyon planlaması yapacak Akıncı. Bu açıdan da Türkiye'nin savunma sanayinde özellikle yapay zekayı takip etmesi çok önemli. Bugün sizlere yapay zekanın havacılığa olan etkilerini anlatmaya çalıştım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Bize sorularınızı yorum olarak iletin. Veya info@tolgozbek.com mail adresine mesaj yollayabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde, sizleri oraya da bekliyoruz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.